sizin arsalarınızı birleştiriyoruz. Ve bu birleştirdiğimiz arsaların içerisine inşaatları belediye yapmayacak. Bizzat siz yapacaksınız. Peki belediye burada ne yapıyor? Belediye imar planı yapıyor ve bu yapmış olduğu imar planıyla birlikte de vatandaşlarımızın kentsel dönüşümden faydalanabileceği inşaatları kendi elleriyle, bakın dikkat edin, belediye herhangi bir şirkete vermeyecek, belediye ihale yapmayacak, herhangi bir şekilde şu müteahhite yapın, bu müteahhite yaptırın da demeyecek. Vatandaşımız müteahhite istediği, vermek istiyorsa, istediği müteahhite istediği şekilde kendisi verecek. Ve aynı şekilde vatandaşımız kendisi yapmak istiyorsa kendisi yapacak. Ama ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? 10.000 metrekare, 15.000 metrekare arsalar çıkıyor. Ve bu arsaların üzerine son derece güzel, son derece özel, sosyal site donatı tarzı, alanları, sosyal donatı alanlarının da olduğu eğitim kurumları, modern bir... Mesela eğitim kurumları... Var, onlar da oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Ve öyle bir ada düzenlemesi yaptık ki, merkezde sosyal donatılar var. Yani okuldur, kültür merkezidir, camidir, parktır, bunların olduğu. Ama etrafta da büyük adalar ve bu adaların içerisinde de zaten kendi sosyal tesisleri, yüzme havuzlarına varana kadar her şeyin yapılabilecek olduğu yeni alanlar çıkıyor. Şimdi bu son derece güzel bir planlamaydı. Yaklaşık bir yıl boyunca hemşehrilerimizle bu planı geliştirdik. Hemşehrilerimize bu planı adeta Selami Bey tek tek anlattık. Ne dediler peki yeni ve bundan sonra bir şey daha yaptık. Evet. Bundan sonra dedik ki o tek tek anlattığımız hemşehrilerimizi biz bir de kültür merkezimizde bir araya getirdik. Onlara orada bir sunuş yaptık. Ve o sunuştan sonra şunu söyledik. Dedik ki 1'e 3 kazanç var burada. Her konuda 1'e 3 kazanç var. Yani inşaat metrekaresinde, fiyatlarda. Yani bugün 1000 liraya satılan bir inşaat, bu inşaat tamamlandığı zaman 2500-3000 lira bandında alıcı bulabilecek. Yani bu kadar değerli evler çıkıyor. Biliyorsunuz site tarzı evler zaten hep değerlidir bir başına evlere göre. Artık daha da değerli. Yüksek katlı binalar artı bir değer kazandırır hemşehrilerimiz için. Şimdi biz bütün bunları yaparken Selami Bey, biz yaptık. Oldu mantığını asla gütmedik, gütmeyeceğiz dedik kendilerine ve bu konuyu dedik sizlerin referandumuna sunuyoruz. Ve 18 Ekim'de Selami Bey bütün mahallelileri topladık ve referandum yaptık. Sandığı koyduk. Katılım nasıl? Kabul ve ret. %60 seviyesinde katılım vardı. Oldukça iyi bir katılımdı. Ve bu %60'ın da %90'ı kentsel dönüşüm yapılsın biz buna razıyız dediler. Evet. Vatandaşlarımız... O plana onay verdikleri için dün belediye meclisimize, Büyükşehir Belediye Meclisimize üst ölçekli planların sevkini yaptık. Ve bu sevkini yaptığımız planlar önümüzdeki ay Büyükşehir Meclisimizde kabul edilecek. Arkasından biz binlik planlarını ilçe belediye meclisimizde yapacağız. Ve akabinde hemen hızlı bir şekilde belediye encümenimiz imar uygulamalarını yapacak, 18 uygulamalarını yapacak. Ve ondan sonra da vatandaşlarımız... Ama müteahhitlerle anlaşırlar ama kendileri yaparlar. İnşaatlarını yapabilecek hale gelecekler ve çap alacaklar. Burada iki şey ne çok önemli. Ne kadar süre sonra olur bu bütün? Yaklaşık bir yıl sonra biz burada inşaat için kazmayı vurabilecek hale geleceğiz. Burada Selami Bey iki tane nokta çok önemli. Bir, modern bir imar planının yapılması. Yani merkezde sosyal donatıların olduğu okulun, sağlık ocağının, kültür merkezinin, caminin ve parkların olduğu, spor tesislerinin olduğu planın yapılmış olması. İkincisi bu planı halkın katılımıyla bizim onaylamış olmamız. Halkımız orada deseydi ki ya kardeşim biz kentsel dönüşüm istemiyoruz deseydi biz ona da saygı duyacaktık. Çünkü vatandaşımızın az evvel ifade ettiğim gibi burası kendi tapulu mülkü. Şimdi biz onların rızalarını almış olduk ve almış olduğumuz bu rızalarla birlikte devletimizin sağladığı kentsel dönüşüm imkanlarından da faydalanarak binalar yapacaklar. Ve bugün Yeni Emek dediğimiz yer Selami Bey, özellikle o bölgede biliyorsunuz hastaneler, evet, yeni bir takım tesisler yapıldı. O yapılan yeni tesislerle ama kamu kurumları ama sağlık tesisleriyle birlikte orası son eski derece polis güzel lojmanlarını bir, da polis kapsıyor değil mi? Kapsıyor. Kapsıyor. Polis lojmanları, DSİ'nin binalara dönüşmüş yani artık oraları yıllarca, da kapsıyor. Evet.
Şimdi burası şehrin şu an itibariyle tam merkezinde kalmış bir yer. Ve gerçekten çok değerli bir mahalleyi vatandaşlarımızla birlikte ayağa kaldıracağız. Ve burası bu yanıyla, bu yönüyle kentsel dönüşümde vatandaş belediye işbirliğiyle güzel bir model olacak. Evet. Ve ben inanıyorum ki nasıl ki Kepezaltı Santral'deki kentsel dönüşüm tamamlandığında farklı mahallelerden de bize bu anlamda talep gelecek ise burada da bu kentsel dönüşümü de tamamladığımızda diğer mahallelerimizden de bize ya başkanım bizim bölgemizdeki konutlar da ekonomik ömrünü tamamladı, buralar da eskidi ve bunları da kentsel dönüşüme tabi tutalım diyecekler. Selami Bey, burada ifade etmek istediğim çok özel bir nokta var. Kentsel dönüşüm vatandaşların gecekondularını başlarına yıkıp TOKİ binaları yapmak değildir. Ama Antalya'nın hafızasında maalesef kentsel dönüşümün sicili biraz bunlarla anılıyor ve biraz TOKİ, sicili TOKİ, de bozuldu. TOKİ'yi neden öcü olarak gösteriyorlar? Ben bunu da anlamış değilim. TOKİ'nin İstanbul'da yaptığı binaları gördüm. Şöyle, Gaziantep'te yaptığı binaları gördüm. Kocaeli'de yaptığı binaları gördüm. Anamur'da yaptığı binaları gördüm. Evet. Yani TOKİ'yi böyle bir öcü gibi göstermek. Şöyle burada bir algı. Böyle bir algı oluştu. Böyle bir algı biliyorum. Oluşmuş durumda. Yani TOKİ marifetiyle de bir şeyler yapıldı. Antalya'da da yapıldı. Ve şimdi orada insanlar yaşıyor. Ve son derece memnunlar. Evet. Kentsel dönüşümde bir yöntem belirleyebilirsiniz belediye başkanı olarak. Şeklen değişik işler yapabilirsiniz ama burada da TOKİ'yi de günah keçisi yapmanın da manası yok. Şöyle, bunu tabii siz yapmıyorsunuz ama bunu da belirtmek lazım. Yani TOKİ'yle de bir şeyler yapılacaksa da yapılsın. Bunda da bir sıkıntı yok. TOKİ Türkiye'de çok önemli kentsel değişime dönüşüme imza attı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde TOKİ marifetiyle kentsel dönüşüm bir devlet politikasına dönüştürülmüştü. Türkiye'de çok başarılı örnekleri var. Ama şunu kabul etmek gerekir ki Antalya'da 3 tane TOKİ uygulaması oldu. Ve bu uygulama yani inşa aşamasında bir takım zorluklarla karşılaştı vatandaşlarımız. Bunlar belki önceden öngörülebilirdi. Bir de şu var bu Sayın Başkanım. Bu zorluklar yaşanmayabilirdi. Bir de TOKİ'de şunu söyleyelim ama. Yani tamam az önce TOKİ'nin hakkını verelim ama TOKİ'de de şu var. Akdeniz coğrafyasına uygun binalar yapmakta yeterince becerikli değiller. Çünkü bir tip proje yapıyorlar. Ankara'da yapılanı Antalya'ya uygulayamazsın. İşte aslında biraz kastettiğim de buydu. Biraz kastettiğim de buydu. Ama şimdi mesela bizim Kepezaltı Santral'de yapacağımızda, Gülveren'de ve şimdi anlattığım Yenemek'te yapacağımız kentsel dönüşüm uygulamaları da Selami Bey. Bir tip proje olacak mı? Hayır. Nasıl? Hayır, yani vatandaş olacak. Kendi tamamıyla, isteğine göre yapacak öyle mi? Tamamıyla bizim burada yapmış olduğumuz uygulama, yani Yenemek'te yapmış olduğumuz uygulama vatandaşlarımızın kendi tasarımlarıyla yapılacak olan binalar. Ha, evet. Ama biz tabii bu tasarımlarda belediye olarak onları yönlendiririz. Yani şöyle olmasında yarar var, böyle olmasında yarar var, birlikte müzakere ederiz. Ama nihai karar vatandaşımızın kararıdır ve vatandaşımızın istediği şekilde. Ve şimdi Selami Bey. Gülveren de aynı. Gülveren'i ayrı anlatacağım. Ayrı anlatacaksınız. Farklılık var mı Sayın Başkan? Çünkü çok sorular var. Yenemek'teki hemşehrilerimiz son derece rahat olsun. Evet. Ve Yenemek'te şehrin kalbinde gerçekten biz çok güzel bir cazibe merkezi, örnek bir anlayışla kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bu bizim Kepez Belediyesi olarak ilk uygulamamız olacak kentsel dönüşüm noktasında. Bunu da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Çünkü hesabımızı, kitabımızı, bütün çalışmalarımızı en ince ayrıntısına kadar yaptık. Asıl olan şey vatandaşın menfaatidir. Vatandaşa menfaat temin edebilmemiz, vatandaşı daha güzel ortamlarda yaşatabilmemizdir. Şimdi gelelim bizim ikinci kentsel dönüşüm uygulamamıza, yani Gülveren'e. Gülveren'de o hemen itfaiyeye varmadan beri de giderken sağda o gecekondu bölgesinin olduğu alan. O alan yıllardır problemi çözülememiş bir alandı. Niye problemi çözülememişti? Çünkü bir tarafta ticari alan vardı. Ticari alanı yasa gereği vatandaşlara veremiyorsunuz. Diğer taraftan çok geniş bir sosyal donatı alanları vardı. O sosyal donatı alanlarında da bir adım atmamız mümkün değildi. Dolayısıyla biz dedik ki burada da son derece güzel bir kentsel dönüşüm modeli uygulayalım. Ve bu uygulamış olduğumuz kentsel dönüşüm modeli de vatandaşlarımızın yine cebinden para çıkmayan ama onlara menfaat sağlayan, kendi başlarına tapularını aldıkları zaman, yaptıkları binalarla mukayese edildiği zaman çok daha güzel site tarzında binalar olsun.
ve orada mülkiyet belediyemize ait. Belediyemize ait olan mülkiyetin konut alanının alanındaki kalan tamamıyla o kısmı Selami Bey, biz vatandaşlarımıza ücretsiz, tıpkı Kepezaltı Santral'de olduğu gibi kullanım metrekareleri kadar, ne kadar şu an kullanım metrekareleri varsa o kullanım metrekareleri kadar metrekare sağlayacağımız tarzda modern değerli daireler yapacağız ve kendilerine ücretsiz takdim edeceğiz. Gülveren Mahallesi için söylüyorsunuz. Hiçbir ücret almaksızın. Hiçbir ücret almaksızın. Ne zaman, mesela 400, ne zaman gerçekleşebilir bu? Şunu anlatayım. Bu, evet. Şu önemli. Mesela vatandaşımızın orada 400 metrekare arsası varsa 400 metrekare kendisine daire vereceğiz. Biliyorsunuz maksimum 400 metrekare verebiliyoruz. Evet. 400 metrekarenin üzerinde veremiyoruz. Velev ki mesela 700 metrekare olsa bile 400 metrekare verebiliyoruz. Ve burada da normalde yani tapulama kanunundan kaynaklı dezavantajların tamamı ortadan kalkıyor. Ne kalkıyor? Bunlardan birincisi tapu parası kalkıyor. İkincisi küçük küçük binaların yapılması ve dolayısıyla bu küçük küçük binalarda da küçücük dairelerin olması son derece kötü, ama vatandaşlarımız site tarzında bir yerde yaşarlarsa son derece güzel olacak. Ve yine aynı kaç şekilde kat olacak orası? Oralarda 7 ila 10 kat arasında 7 olacak. 7 ila 10 kat arasında olacak oralarda. Ve son herhalde derece 7. kattan özel, sonra da deniz görecek galiba. 3. kattan itibaren 3. kattan itibaren görünüyor. 4. kattan evet. itibaren deniz görünüyor. Şimdi Selami Bey, o yolun yani Hürriyet Caddesi dediğimiz o caddenin, itfaiyenin önünden geçen caddenin üst tarafı yani kuzey tarafı Kepez. Kepez'deki daireler 100 bin lira, 120 bin lira. Ama hemen karşı kısımdaki daireler 400 bin liraya, 500 bin liraya alıcı. Uncalı tarafını diyorsunuz. Aynı metrekarelerde. Evet. Şimdi bu olumsuz durum ortadan geçen yolda yukarıda ya da aşağıda kalmasında değil o parsellerin. İmar planlarının düzgün olması neticesinde güzel dairelerin, örnek dairelerin çıkması. Biz şimdi bunu yapacağız ve tıpkı 400-500 bin liralık daireler gibi hemşerilerimiz orada 400 bin liralık, 500 bin liralık daireleri hiç para almadan üzerine kendilerinin inşaat süresi boyunca oturacakları daireler içinde, yerler içinde aylık 650 lira para vereceğiz. Ne diyelim, bundan iyisi Şamlı Kayısı. Evet. Tabii sadece orada daire yapmayacağız, onu da söyleyeyim. Buradaki kentsel dönüşümde bir farklılık var. Okul, kültür merkezi ve bir de spor sahasını oraya, çok güzel bir spor alanını. Bir yüzme havuzu olabilir, sentetik için bir futbol sahası olabilir. Ne olacağıyla ilgili arkadaşlarımızla şu an istişarelerimiz devam ediyor. Sosyal donatıları da olan bir mahalle o bölgeye kazandırmış oluyoruz. Üç bölgedeki hemşerilerimiz de, kentsel dönüşüm yapacağımız hemşerilerimiz de hepsi de rahat olsunlar. Antalya kentsel dönüşümle tanışacak. Kentsel dönüşümle tanışacak ve bu dönem çok iyi bir dönem. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Türel'in hem de bizim üstün gayretlerimiz var. Ve biz aynı noktaya fokuslanmış durumdayız, aynı noktaya odaklanmış durumdayız. Ve aynı noktaya odaklanarak da bu problemleri bu dönemde çok hızlı bir şekilde çözebileceğimiz bir ortamı oluşturduk. Şimdi biz bu ortamın üzerinden gitmeliyiz. Kepez altında santralde biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şahsım da Kepez Belediye Başkanı olarak destek veriyorum. Ve yine aynı şekilde diğer projelerimizin hayata geçmesi noktasında da Büyükşehir Belediye Başkanımız bize destek veriyor. Böylece güzel bir uzlaşı ortamı içerisinde, işbirliği ortamı içerisinde Kepez'de yeni bir felsefeyi, yeni bir şehircilik anlayışını, modern çağdaş bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz kentsel dönüşüm konusunda. Evet, tabii bütün bunları konuşacağız. Biliyorsunuz Sayın Başkan, bu programımızı biz sosyal medyada daha önceden duyurduk. Ve Kepez'de yaşayan vatandaşlarımız da bize, evet, sizlere iletmemiz için sorular da gönderdiler. Evet, bunları da paylaşmak istiyorum. Aslında Kepez konuşmakla bitmeyecek. Yani birkaç program, Selami Bey 18 saat mesai evet, yapıyoruz. Yani birkaç programa sığar aslında, evet, Kepez'i konuşmak. Doğru. Sadece varsa o kadar çok hizmetler evet, var ki bunları sadece varsa bitmiyor. Varsa doğru, konuşmak. Yaptığınız hizmetler de var tabii ki elbette, ama vatandaşın da beklentileri de evet, var. Vatandaşın bir kısmının sorunları da var. Tabii, bu doğru, sorunların çözümüne yönelik de beklentileri var. Dilimiz
döndüğünce onların sorularını sizlere yansıtmak isteriz. Mesela bilişim uzmanı Hakan Gedici 2B ile ilgili son durumu soruyor. 2B ile alakalı son durum. 2B bir de cevaplarımızı böyle kısa verirsek. Sizi daha çok soru cevaplayalım. Evet. 2B Kepez'in 30 yıldır adeta başının belası olan ve bir şekilde de çözülememiş bir konuydu. 2009'da söz vermiştik. Allah'a çok şükür 2014'e gelmeden önce 2B'yi çözdük. Ve şu an 10 bine yakın tapu, Kepez'de 10 bine yakın tapu 2B'den verilmiş durumda. Evet. Ve hızlı bir şekilde kalan tapulara da tapu verilemeyen yerler var. Yerler var. Neyden verilemiyor? Mahkemelik olan yerler var bir, onlar çok az. Hı hı. Ama ikincisi de defterdarlık veriyor bu tapuları biliyorsunuz. Evet. Biraz iş yoğunluğundan dolayı tapusu hazırlanıp şu an verilmeyi bekleyen tapular var. 2B sorunu artık Kepez'de sorun olmaktan çıktı. 2B sorunu çözüldüğünden dolayı Kepez'e birçok da kamu yatırımı geldi. Örneğin Fevzi Çakmak Mahallesi'ne bu yıl 2 tane okulu o sebepten dolayı yapabildik. Yani 2B devam etmiş olsaydı bu sorunları, bu okulları yapamayacaktık. Ve yine 2B ortadan kalktı. 1500 yataklı bölge hastanesi de göçerlere geliyor. Onunla evet. ilgili de planlamalar yapıldı. Yine bir vatandaşımızın ilettiği bir şey var. Vakıf parsellerinin çok ciddi mülkiyet problemi var. Evet. Yeşilırmak Caddesi'ndeki ticari parsellerin sorunlarıyla ilgili resmi bir çalışma başlatılmış değil diyor. Evet. Neden başlamadı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Vakıfla alakalı yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ve Sütçüler Caddesi. Hep zor geçiyor. Çok zor geçiyor. Antalya'da evet. pek çok arazinin vakıf arazisi olması ve vakıfla ilgili kanunların da oldukça sert olması, vakıf duası, bedduası bunlardan dolayı ve son derece müşkilatlı konularımızın başında. Ama bakın biz vakıflarla alakalı ne yaptık, sizlere onu anlatayım. Evet. Şu an Yeşilırmak Caddesi'nin üzerindeki vakıf parselleri ve Sütçüler Caddesi'nin üzerindeki ticari alanda kalan vakıf parselleri hariç diğer bütün vakıf parsellerinin sorunlarını çözecek anlaşmayı Sayın Başbakanımızın imzasına sunduk ve Başbakanımız imzaladı. Yaklaşık bir yıldır il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun da çok katkıları oldu bu sürece. 23 trilyon değerinde fevkalade büyük Cumhuriyet tarihinin Türkiye'de de en büyük vakıf takasını gerçekleştirdik. Sayın Başbakanımız da bunu onayladı. Antalya mitinginde de Cumhuriyet tarihinin en büyük vakıf evet, takasından Cumhuriyet tarihinin Türkiye'de. Hangi bölge için söylüyorsunuz? Bütün Türkiye için söylüyorum. Hayır, Kepez'de hangi Kepez'in bütün bölgeleri. Bütün bölgeler için Kepez'in bütün bölgelerinde. Mesela şu an Sütçüler Caddesi üzerindeyiz. Sütçüler Caddesi üzerindeki vakıfların ticari parselleri hariç arka kısımda yani konut olan yerlerdeki tamamı çözüldü. Yeşilırmak Caddesi'nin ticari alanlar hariç arkadaşımızın söylediği evet. doğrudur. Bunlarla alakalı çalışma henüz şu an başlamamış durumda. Ama o da başlayacak. Onu da arz edeceğim şimdi. Arka parsellerde Yeşilırmak'ta da ticarilerin arka parsellerinde kalanların tamamı da bu vakıf takaslarının içerisinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük takasını hükümetimizin de desteğiyle biz yaptık ve başbakanımız onayladı. Şu an süreç nasıl gelişecek? Hemşehrilerimizi çok ilgilendiriyor çünkü bu konu. Ona da açıklık getirelim. Şimdi Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında artık çeşitli prosedürler kaldı. Kararlar verildi. Vakıf Meclisi de kararını aldı. Sayın Başbakanımız onayladı, imzaladı. Şimdi bunların bürokratik işlemleri sürüyor. Zannediyorum bir 5-6 ay içerisinde artık tapu vermeye başlıyor olacağız. Yani Kepez'in vakıf sorunu biz göreve geldiğimizde çok büyüktü. Ama şu an ben size şunu söyleyebilirim ki bir defa Kepez'in artık bu yapacağımız takaslarla da birlikte %80'inden fazlası tamamlandı vakıf sorunlarıyla ilgili. Vakıf benim geçen dönemde sorunun tamamlandığı yerlerdeki imar sorunları tamamlandı. Tabii imar sorunları zaten tamamlanmış vaziyette. Şimdi bu tabii saatten ki, sonra takvim nasıl işleyecek? Vatandaş tapusunu alacak. Evet. Tapusunu aldıktan sonra belediyeye gidecek. Belediyeden imar çapını alacak ve inşaatına başlayabilecek. Herhangi bir problem kalmadı. Biz bu sürecin içerisinde hem imarla ilgili sorunları yani çözdük. Vatandaş bunu yarın yapabilir mi? Yani yarın yapamaz. Ne zaman? Tapusunu aldıktan sonra. Tapusunu aldık. Yani bir tapusunu yarın alabilir mi diyor. Yok, tapusunu onu söyledim. Evet. Tapusunu yaklaşık bir 6 ay içerisinde alacak. Bu belki biraz daha
erkene de alınabilir. Malum şimdi tabii yeni... Ortalama diyorsunuz 6 ay içerisinde. Ortalama 6 ay içerisinde biz buralarda inşaatlara başlamış olacağız. Selami Bey şunu söyleyeyim. Biz yaklaşık 7 yıl oldu göreve geleli. Tam 30 bin tapu dağıttık dile kolay. 30 bin tapu. Kepez tarihinin en önemli tapu dağıtım işlemi bizim zamanımızda gerçekleşti. Şimdi bir yandan bu tapuları dağıttık. Bir yandan mülkiyet sorunlarını çözdük 2B gibi. Evet. Altınova'nın imarı gibi, Varsa'nın imarı gibi. Şimdi mesela biraz sonra zaman kaldı sonra da gireceğiz. Dureliler ve Altınova, Avni Tolunay mahallelerinin imarları var. Evet. Bütün bunlarla birlikte imar ve şehircilik noktasında gece saat 9'a 10'a kadar mesai yapan bir belediyeyiz. Gerçekten bizim arkadaşlarımıza ben buradan da çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz imarla ilgili, mülkiyetle ilgili sorunları çözmek için çalışıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Şahsım da Ankara'daki bütün diyalogları en sıkı şekilde gerçekleştiriyor. Tabii Ankara tecrübesinin de faydası oluyor tabii. Oluyor. Evet. Ve bu sorunları da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mesela bugün bir teyzemiz geldi yanımıza. Bugün kabul günümüzdü belediyede. Şimdi dedi ki evladım dedi 30 senedir tapu bekliyordum. Allah senden 1000 kere razı olsun. Ahir ömrümde bana tapumuzu siz verdiniz. Ben bundan dolayı çok mutluyum dedi. Nereye gidersek gidelim tapu alan vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti dönemimizde tapularını aldılar. Ama ne var ki Selami Bey şunu kabul ediyorum. Bakın burası yıllar yılı çarpık bir kentleşmeye maruz kalmış bir bölge. Şimdi o soruyu soran neredeyse kardeşimizin kaderine terk edilmiş. Aynen öyle. O kardeşimizin belki babası, belki atası, dedesi yıllar evvelinden burada bu binalarını, gece kondularını yaptılar ve 25-30 yıldır belki bu kardeşimiz tapu bekliyor. Şimdi bunların hepsini aynı anda, aynı zamanda çözebilmek çok da mümkün olmuyor ama yıllara bölerek çözüyoruz. Yeşil Irmak'la alakalı soruyu cevaplıyor. Evet. Yeşil Irmak ve Sütçüler'deki ticari alanlar ne olacak? Hemen şu takasları bitirir bitirmez. Şimdi onların hazırlığını yapıyoruz. Vakıflarla onların görüşmelerine başlayacağız. Selami Bey bu görüşmeler kolay olmuyor. Bakın şu vakıflarla ilgili ne söylerseniz kabulündür. Çünkü vakıf yasası Türkiye'nin en zor yasalarından aynen bir tanesidir. Öyle. Orman yasası keza öyle. Aynen. Ve bir senedir uğraşıyoruz biliyor evet. musunuz? Toplantı üzerine toplantı. İnanır mısınız şu aşamaya getirebilmek için milletvekillerimizle, il başkanımızla, vakıflar bölge müdürü ve yine aynı şekilde il defterdarımızla birlikte 15 günde bir ekipler halinde değerlendirme toplantıları yaptık. Yani dersimizi çok iyi çalıştık ve Allah'a çok şükür Mayıs ayının son haftasında da bu karar geçti. Evet. Ve şimdi işlemlerimiz kolaylaşıyor. Sütçülerdeki ticari, Yeşilırmak'taki ticarilerde kalan vakıflardaki hemşerilerimiz de müsterih olsunlar. Biz görevde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle onların tapularını da vereceğiz ve problemlerini çözeceğiz. Evet devam edelim o zaman hızlı hızlı devam edelim. Süremizi de doğru kullanalım. Haşere mücadelesi ile ilgili bir soru var Sayın Başkan. Hiç haşere mücadelesi verilmiyor. Yoğunluğu kent içine verildi. Rahatsız hatta Kurban Bayramı'ndan ötürü hala devam eden sineklerle mücadele olduğu şöyle, söyleniyor. Şöyle böyle tabii basına da yansıdı bu yıl evet. kara sinek istilası yaşadık diye. Geçen seneki Kurban Bayramları'nı da hatırlıyorum. Bundan önceki yıllardaki Kurban Bayramları'nın hiçbirinde böyle bir sıkıntı yaşamamıştı. Yaşanmamıştı. Ama bu yıl zannediyorum haşere ile mücadele ile ilgili biraz belediyeler olarak eksiğimiz olmuş olabilir. Evet. Belediyeler olarak diyorum çünkü bu bizim ilçe belediyemizle ilgili bir konu değil. Büyükşehir belediyeleri ilgileniyor haşere ilaçlamasıyla alakalı. Ama şu an onlar Karasel da artık, çok aşırı vardı. Evet onlar şu an artık çözüldü. Çözüldü. Dureliler ve Avni Tolunay Mahallesi sakinlerinin yaralanabileceği modern bir kapalı pazarın olmaması diyor. Evet. Sağlık ocaklarının temeller atılmasına rağmen bitirilmemesi şikayet evet. edilmiş. Okul ayrı bir sorun. Halk tepkili. Sayın Tütüncü'den beklenti çok yukarıda demiş doğru. bir vatandaşımız. Doğru. Çok doğru. Bu arada şu aklıma gelmişken söyleyeyim. Aslında baştan beri söyleyecektim Sayın Başkan. Bu bölge hastanesinin yeri ve konumuyla ilgili bir takım spekülasyonlar evet, mı var? Evet var. Hemen yani döşeme altında mı? Kepezde evet. mi olacak? Kepez olacaksa nerede olacak? Bunu vatandaşla bir paylaşalım. İkinci soru olarak da onu evet. alayım o zaman. Evet. Durallerle şimdi şöyle söyleyeyim. Durallerle okulu biz yaptık. Sağlık ocağını bizim görevimiz olmamasına rağmen aile sağlığı merkezlerini vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda biz inşaatlarını başlıyor ve yapıyoruz. Bu konuda tabii
vatandaşlarımız bir an evvel yapılsın istedikleri için biz önce belediye olarak kendi imkanlarımızla bunu yapalım arzusu içerisinde olmuştuk ve inşaata başladık. Kendi imkanlarımızdan kasıt kendi elemanlarımızla. Baktık ki sonra bu talepler biraz yoğunlaşınca kendi imkanlarımız buna yetersiz kaldı ve bunu ihale ettik. Evet. Ve temelini attığımızda kendi imkanlarımızla yapmayı planlıyorduk. Hı hı. Ama daha sonrasında bunu ihale edip müteahhit eliyle buralara yaptıralım ve daha hızlı yapalım arzusu içerisinde olduk. İhale sürecini beklediğimizden dolayı temel attıktan sonra ondan dolayı bir miktar gecikti. Ama hem Duraliler'deki hemşehrilerimiz için hem de şu an Altınova'da sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi inşaatlarımız devam ediyor. Bunlarla alakalı herhangi bir problem yok. Zannediyorum 2-3 ay içerisinde sağlık ocakları açılacak. Ama altını çiziyorum Selami Bey. Evet. Sağlık ocağı yapmak şu an itibariyle aile kimliğinden dolayı devletin de görevi değil, belediyenin de görevi değil. Biz görevimiz olmayan bir alanda 5 tane ayrı aile sağlığı merkezi kazandırdık son 1 yıl içerisinde Kepez'e. Evet. Bunlar Yükseliş Mahallesi'nde. Bunlar Kuzey Yaka'da 2 hafta sonra, 3 hafta sonra açılışını yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde Göksu Mahallemize yaptık. Ve yine aynı şekilde şimdi hem Duralilere hem de Altınova'ya aile sağlığı merkezlerimizi kazandırıyoruz. Beklenti Şifa, yüksek diyor ama vatandaş. Doğru. Biz gece gündüz vatandaşlarımızın evet. beklentilerini karşılamak için mesai başındayız. Hiç problem değil. Altınova şeydeki Avni Tolunay'daki ve Duralilerdeki Selami Bey en önemli evet. problem şu. Burada imarın olmaması. İmar olmadığından dolayı zar zor güç şartlarda belediye başkanlığımın ilk yıllarında oraya bir okul kazandırdık. Fevkalade de güzel modern bir okul oldu ve çocuklarımız şimdi orada okuyorlar. Ama bununla beraber imar planının tamamlanması Batı Çevre Yolu açısından da çok önemli. Avni Tolunay'a hizmet gitmesi açısından da önemli. Durallere hizmet gitmesi açısından da önemli. Şimdi yani biz, oranın imarını konuşmaya kalksak Sayın Başkan saatlerce konuşuruz. Yani hemen müjdeyi vereceğim. O zaman müjde varsa var, söyleyelim. Müjde var. Evet. Avni Tolunay'ın imar çalışmaları tamamlandı. Şimdi Durallilerin imar çalışmaları da dün Büyükşehir Belediye Meclisimizden üst ölçekleri geçti. Biz de alt ölçekli imar planlarını yapıyoruz. Avni Tolunay. Evet, Avni Tolunay imar planı tamam. Durallilerin imar planı Büyükşehir'de üst ölçekleri geçti. Şimdi biz ilçe belediye meclisimizden alt ölçekli planları, uygulama planlarını geçireceğiz ve uygulamayı yapacağız. Bir yıl içerisinde Duralilerin imarı da inşallah tamamlanmış oluyor. Avni Tolunay'ın imarı da uygulamaları da tamamlanmış oluyor. Evet. Hem okul hem sosyal tesisler hemşehrilerimize, Duralilere, Avni Tolunay'a hayırlı uğurlu olsun. Antiparantez, bu çok önemli. Duralilerde su havzası vardı. Onları su havzası olmaktan biz çıkardık. Ve orada tarımla alakalı bölgeler vardı. Bölgeler vardı. Oralarda imar yapılabilir onaylarını hükümetimizden biz aldık. Yani bunlar tıpkı vakıflar yasası gibi çok zor olan yasalar. Ve bunlarla eğer biz bugüne kadar uğraşmamış olsaydık orada bir arpa boyu yol alamazdık. Ama o tip bölgelerin imara açılması için bazı proseslerin yani bazı prosedürlerin, süreçlerin takip edilmesi ve tamamlanması gerekiyor. Bunlar da bir miktar zaman alıyor. Ama bunlar bir miktar zaman almanın yanında asıl şey çok fazla gayret, çaba ve emek gerektiriyor. Biz de o yüzden günde 18 saat arkadaşlarımıza mesai yapıyoruz. Evet. Müjdeler olsun, hayırlı uğurlu olsun. Son derece önemliydi. Altınova'daki bir takım yerlerin imar çalışmalarının tamamlanmış devlet olması. Devlet hastanesi ile alakalı spekülasyonlar var dediğimiz bölge hastanesi. Bölge hastanesi. Hemen onu da cevaplayalım. Selami Bey, biz geçen dönemde sütçülere bir devlet hastanesi yapalım diye girişimde bulunduk. Hatırlayın o günlerde de bizim bu hizmetlerimizi çekemeyenler her gün yalanlar, dolanlar ürettiler. Dediler ki bu hastane buraya yapılmayacak, Aksu'ya gidecek, efendim Kurşunlu'ya gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek. En sonunda da dediler ki Hakan Tütüncü seçimlere yakın buraya bir temel attırdı. Seçim bittiği gün, bakın seçim bittiği gün bu vinçler sökülür, bu temeller de kapatılır. Biz o zaman dedik ki bunların mumu yatsıya kadar yanacak. Hakikaten bunların mumu yatsıya kadar yandı. O hastane sütçülere yapıldı ve şu an hastane tamamlandı. Ne mutlu bize ki... Ne zaman faaliyet gösterecek? Yılbaşında hizmete giriyor. Ne mutlu bize ki Kepez'de Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi yapıldı. Bakın burası ne kadar çok önemli. Bina olduğu gibi baştan aşağı. Akıllı bina. Tabii akıllı bir bina. Hı hı. Ve aynı zamanda buraya şimdi yeni bir ünite daha ekleniyor. Onun da müjdesini vereyim.
Antalya'nın en donanımlı onkoloji merkezi yani kanser hastanesi de buraya ilave bir bina olarak yapılıyor. İlave bir bina olarak yapılıyor ve bunu da biz yaptırıyoruz. Onkoloji son derece önemli. Son çok derece pahalı önemli. Bir tedavi. Devlet tarafından yapılıyor olması ve devlet hastanesi tarafından aynen. da hizmet verilecek olması gerçekten ve önemli. Bunun da kepeze yapılıyor olması. Kepeze yani. Olması ayrı bir şey. Şimdi Selami Bey, buradan şuraya gelmek istiyorum. Bölge hastanesinin yeri Göçerler'dedir ve imar planlaması da yapıldı. Bir müjdeyi daha vereyim. Ne zaman peki ne zaman temel atılır? Bir öngörü var mı? Var, onu da söyleyeceğim. 1000 yataklıydı. Buradan yeni bir müjde veriyorum. O 1000 yataklı bölge hastanesi var ya, evet. değişti. Ne oldu biliyor musunuz? 1500 yataklı oldu. 500 yatak daha ilave edildi, bina büyüdü, kapasitesi yükseldi. Ne kadar metrekare alan içerisinde olacak? Yaklaşık 250 dönümlük bir arazinin içerisine yapılıyor dönümlük. Bu. Fevkalade geniş bir arazinin içerisine yapılıyor. Göçerler'de. Göçerler'de yapılıyor. İmar planlarını tamamladık. Planlama aşamasını bakanlığımız yapıyor ama ne var ki biliyorsunuz 7 Haziran'dan sonra geçici bir hükümet iş başındaydı. Dolayısıyla geçici hükümetlerin olduğu dönemlerde bu tip yatırımların planlama aşamaları da sekteye uğradı. Ve şu an itibariyle herhangi bir hükümet tarafından da engel kalmadığından dolayı 2016 yılı içerisinde rahatız. 2016 yılı içerisinde Sayın Bakanımızın da bu bir müjdesidir. Sayın Çavuşoğlu'nun. İl başkanımızın bir müjdesidir. Benim de burada bu müjdeyi tekrar etmemde yarar var. İnşallah 2016 yılının içerisinde Göçerler bölgesine 1500 yataklı bölge hastanesini yapıyoruz. Selami Bey, bunları yapıyoruz da ne oluyor? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ama böyle yaparsanız sürede kalmayacak. Hep anlatacaksınız, soruları da soramayacağız. Bir yere bağlayacağım. Bu çok önemli çünkü. Evet. Çünkü soruların içerisinde bunlar da var. Ben onları da tahmin ediyorum. Biz böyle yapıyoruz da ne oluyor? Bakın Antalya'nın ağız ve diş sağlığı hastanesi, şu an Ahatlı'da inşası tamamlanmak üzere 50 üniteli bir hastane. 300 yataklı sütçüler hastanesi tamamlandı. Yine bölge hastanesi Kepez'e geliyor. Her yıl bir yeni özel hastane ilave ediliyor. Belediye olarak belediye sağlık merkezi inşaatımız devam ediyor belediyemizin arkasında. Ve yine aynı şekilde Selami Bey, bunlar da çok önemli. Bölgemizde teçhizatlı, donanımlı bölge poliklinikleri yapıldı. İşte Varsak'ta da var. Yine aynı şekilde çeşitli bölgelere de bunları ağız yaptık. Diş sağlığı, ağız diş sağlığı poliklinikleri yaptık. Bütün bunlarla beraber doktor Kepez'in mahallelerine daha yakın ve Kepez'de hemşehrilerimiz hastaneye, şifaya çok daha yakınlar. Ve adeta bütün bunlarla birlikte Kepez avantajlarıyla beraber Antalya'nın yeni sağlık merkezi haline geliyor. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde. Evet, bu arada sağlık merkezi dediğiniz ama bir de bir eğitim kampüsü vaadi evet. var idi. Aynen devam ediyor. Varsak'ta. Varsak'ta peki eğitim 450 kampüsü. 450 dönümlük alanın ne içerisinde. Ne aşamada eğitim kampüsü? İşte o da bölge hastanesiyle aynı aşamada. Şu an planlama aşamasında. İmar Türkiye'de planlama, bir ilk olacak galiba. Bu da Türkiye'de bir ilk oluyor. Pilot bölge olarak seçilmişti Antalya. Evet. Bir kampüs çerçevesi içerisinde eğitim evet. verilecekti. Varsak'ta evet. bir bölge seçilmişti. Ama şu anda beklemedi anladığım kadarıyla. Beklemede kadar. Değil. Ne aşamada şöyle, peki? İmar planlarını tamamladık. Uygulamalarını yapıyoruz. Ve binaların da planlarını şu an bakanlığımız hazırlıyor. Ama burada da bölge hastanesindeki aynı kaderi yaşadık. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadarki geçen o belirsizlik süreci içerisinde maalesef tabii yol alınamadı. Ama şimdi hükümetimiz kuruldu. Problem yok. Ne olacak bu kampüsün içerisinde? 17 tane lise, 3 tane spor salonu, yaklaşık 6 tane 300'er kişilik pansiyon binası ve her gün 20 bin öğrencinin gelip gittiği çok önemli bir merkez haline gelecek 450 dönümlük alanın içerisinde. Adeta üniversite binasını gözlerinizin önüne getirin. Üniversite kampüsünü gözünüzün önüne getirin. Nasıl ki farklı fakülteler varsa orada da İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Bilimleri Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri gibi değişik üniteler, spor salonları ve o bölgeyi şaha kaldıracak çok önemli bir yatırım. Selami Bey, buyurduğunuz gibi bu Türkiye'de ilk tesis eğitim kampüsleri bakımından. Ve bu iş için Antalya pilot bölge olarak seçiliyor. Antalya'da da bu yatırım Kepez'e yapılıyor. Kepez'de de Varsak'a yapılıyor.
ve bu yatırımda varsaklı hemşehrilerimize, varsak bölgemize çok önemli bir dinamizm, bir heyecan getirir. Düden civarı sanırım. Düden civarı. Şimdi Sayın Başkan, biraz önce sağlık hizmetlerini anlattınız, sağlıkta gelişmeleri anlattınız, eğitim kampüsünü söylediniz. Ama Kepez'de hala şu elektrik tellerine baktığımız zaman, evet, elektrik direklerine baktığımız zaman ciddi bir görüntü kirliliği var. Evet. Kepez'de fiziksel değişimler söz konusu, Kepez'de kente bir ruh katma noktasında yaptığınız çalışmalar söz konusu, kültürel çalışmalar söz konusu ama Kepez'deki bu görüntü kirliliğini nasıl çözeriz? Evet. Yani bu şimdi görüntü kirliliği, bütün bu yapılan yatırımları, evet, sanki baltalarcasına gözümüze, evet, gözümüze geliyor. Şimdi tabii o noktada da oldukça yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Evet. Yani o elektrik direklerini biliyorsunuz. Belediyenin görevinde değil bunlar. Belediyeler yapmıyor. Hı hı. Ama sonuçta belediyenin görevi olmasa da bizim ilçemiz sınırları içerisinde olan her şeyden biz sorumluyuz. Bir de hükümet, hükümetin el atabileceği şimdi, bir konu olduğu için vatandaş sizden bunu da bekliyor. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Mesela doğalgazla alakalı çok önemli adımlar atıldı ve Antalya'da doğalgazı kullanan ilk ilçe Kepez oldu. Evet. Ve şu an 50 binin üzerinde hemşehrimize doğalgaz geldi. Ve şimdi bunu tabii şöyle, şu anda biz eğer doğalgaz gelmemiş olsaydı kömür kokusundan değerli duramazdık, nefes alamazdık. Şimdi kömür kokusu yok. Evet, yok. Şimdi hemşehrilerimiz mesela 50 bin konuta doğalgaz getirdik ya, diğer hemşehrilerimiz de bunları istiyorlar. Doğru, onların hakkıdır. Şimdi şehirleşme Selami Bey belli bir zaman alıyor. Yani şimdi bundan 6 yıl önce, 7 yıl önce buraya gelsek, böyle bir konağın yapılacağını söylesek, biz de burada böyle bir canlı yayın yapacağız desek, böyle son derece modern imkanlarla burada böylesi etkinlikler yapılacak deseydik, zannediyorum ki çok kimse hadi canım oradan bunlar da yapılır mı derdi. Şimdi ciddi mesafeler kat ettik ve burada da özellikle elektrik direklerinin taşınması, enerji sistemlerinin güçlendirilmesi, trafoların güçlendirilmesi ve birçok yerde de tellerin yer altına alınmasıyla alakalı çalışmalar yapıldı. Ama yeterli mi? Değil. Daha çok yapılacak iş var ve bununla daha çok da ilgili çalışmamız gerekiyor. İnisiyatif alıyor musunuz? İnisiyatif almaz olur muyum? TEDAŞ'la muhtarlarımızı bir araya getirdiğimiz periyodik toplantılarımız oluyor. Evet. Şimdi elektrik idaresi biliyorsunuz özelleşti. Bir özel şirket aldı, dağıtımı onlar yapıyorlar. Kabloları onlar çekiyorlar, tesisatı onlar döşüyorlar şehre. Şehir aydınlatmalarını onlar yapıyorlar. Periyodik toplantılarla muhtarlarımızla elektrik sorunlarını da konuşuyoruz. Ama diyeceğim şey şu ki, yapacağımız daha çok iş var. Bizim de o yüzden işte çok çalışmamız gerekiyor. Bazen bizi diğer ilçe belediye başkanlarıyla zaman zaman mukayese ediyorlar. Ya siz çok çalışıyorsunuz, çok yoğunsunuz, niye böyle? Hatta bize bugün şunu diyorlar, seçimler bitti artık rahatlamışsınızdır. Hayır, biz hiç rahatlamadık. Çünkü biz her gün gerçekten çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Neden? Çünkü yapılacak iş çok fazla. Şimdi gecekondudan kentsel değişimle, dönüşümle yeni binalar yapılınca, vatandaşlara tapularını verdiğimiz mahallelerde vatandaşlarımız binalarını yaptıkça o bölgenin altyapıyla ilgili sorunları çıkıyor. Altyapıyla ilgili sorunlar, işte elektrik telleri, kanalizasyon, asfalt, kaldırım, bunların hepsini altyapı olarak nitelendiriyorum. Bir de onları yapıyoruz, eş zamanlı olarak üst yapı sorunları çıkıyor. Nedir? İşte postanemiz yok, aile sağlığı merkezimiz yok, kültür merkezimiz olsa iyi olur. Böyle bir semt konağımız olsa, oralarda çeşitli kurslar, etkinlikler, sosyal belediyecilik uygulamaları olsa iyi olur gibi talepler geliyor. Evet. Ve biz de bu alanların hepsinde mücadele ediyoruz. Yani Selami Bey, ne yapalım? 370 kilometre karelik bir alan ve kolay değil Kepez, biliyorum, kabul ediyorum. Ve biz de geceden gündüze çalışıyoruz. Ama şu çok önemli. Başladığımız nokta neydi? Bugün geldiğimiz nokta ne? Bu ikisinin arasındaki mukayeseyi yaptığımız zaman gerçekten bugün Kepez'in bambaşka günlere geldiğini görüyoruz. Aslında burası bize bir ipucu veriyor. Kepez'in gelecek hedeflerine nasıl çok iyi bir şekilde koştuğunu gösteriyor. Bu açıdan da son derece sevindirici bir gelişmeyle Kepez'de karşı karşıyayız. Evet, süremizi de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Başkan, ama bir 10 dakikamız var.
Bunu da hızlı hızlı soru cevap şeklinde dönüştürelim. Tamam. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde nahoş bir şey yaşandı. Ünsal Mahallesi'nde bir 8 yaşındaki kardeşimiz parkta vefat etti. Yaşamını yitirdi. Bunu belediyenin bir suçu var mı? Yani bu konuda bir araştırma yaptırdınız mı? Araştırma yaptırıyoruz Selami Bey. Öncelikle tabii ben ailemize başsağlığı diliyorum. Evet. İsmini zikretmek istemiyorum. Evet. Acısını bir kez daha yaşasın istemiyorum. İsmini zikretmeyelim. İsmini hiç zikretmeyelim. Ama zor tabii ki. 9 yaşında bir yavrumuz. Evet. Tabii orada bizim mahallenin istediği şekilde bir süs havuzu yapıldı. Süs havuzlarında da biz son derece hassas davranıyoruz. 20 santimden fazla hiç süs havuzumuz yoktur bizim. Su 20 santim. Evet. Normalde 20 santimlik bir suda 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi bu mümkün değil. Elektrik kaçağıyla ilgili bir şüpheden bahsedildi. Ama yapılan otopside bu bulgulara da rastlanamadı. Şimdi adli tıp daha detaylı ikinci bir otopsi yapıyor. Bizim elektrik mühendisleriyle birlikte yapmış olduğumuz çalışmada, elektrik bilirkişileriyle hemen olayın akabinde yaptığımız çalışmada elektrik kaçağıyla ilgili bir bulguya rastlanılamadı. Evet. Ama ben soruşturmayı devam ettiriyorum. Bu problem nereden geldi diye. Çocuğun yani şimdi adli çocuğun bir rahatsızlığı da olabilir. Olabilir. Ama belediyenin de bir orada belediyenin şu an görünen Selami bir Bey, eksikliği de olabilir. Neyse aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şu an belediyenin bir eksikliği yok gibi görünüyor. Evet. Ama detaylı bilirkişi raporu çıktıktan sonra daha iyi göreceğiz. Ama ilk etapta adli tıptan anlayan ya da sağlıktan anlayan hemşerilerimiz bileceklerdir. Elektrik çarpmalarında vücuda bir giriş noktasının olması lazım elektriğin. Böyle bir bulguya ilk otopside rastlanamıyor. Hayret verici bir durum diye otopsiyi derinleştiriyorlar. Daha kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Ama biz de teknik bir kusurumuz var mı diye baktık. Ama bizim teknik bir kusurumuzun olduğuna rastlanılmadı. Ama dediğim gibi araştırıyorum. Konuyu aydınlatacağız. Tekrar başsağlığı diliyoruz biz vatandaşımıza da aynı zamanda. Mahalle muhtarlarının halka dağıtmak için verilen yardımları daha ziyade kendi yakınlarına dağıtıyorlar diye bir genel kanaat var. Ya da bir kesimin kanaati var. Bu konuyla ilgili size daha önce şikayet oldu mu? Olduysa ne yaptınız? Şöyle tabii bu konuyla alakalı bize direkt doğrudan zaman zaman serzenişler oluyor. Evet. Ama bu yardımları biliyorsunuz kaymakamlıkta bir komisyon marifetiyle dağıtıyoruz. İsme gidiyor öyle tabii, mi? Kaymakamlığımız yapılan müracaatları alıyor. Bunları uzman kişiler marifetiyle denetliyor ve bir komisyon var. Ben de komisyonun bir üyesiyim. Komisyonumuzun başkanı kaymakamımız. Ben böyle bir şeyin olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Ama zaman zaman hani böyle şikayetler de geliyor. Kaymakamımızla bu konuyu da paylaşıyoruz. Kaymakamımız da bu konu üzerinde hassas davranıyor Selam Bey. Evet, İrenoğulları ilkokulu yanında açık futbol sahasının ışıkları daima açık kalmış. Bunu da söyleyeyim Sayın Başkanım. Baktıralım. Ona da baktık. Teknik bir arıza olabilir. Teknik bir arıza olabilir. Bölge hastanesinde konuştuk. Gelelim sizin en fazla önem verdiğiniz kültürel faaliyetlerinize. Evet. Kepez'de bir tiyatro var. Kepez'de kültürel çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların bunlara bakış açısı nasıl? İlgileniyorlar mı? Geliyorlar mı? Vatandaşlar kültürel çalışmalar içerisinde oluyorlar mı? Yani belediyeler bugüne kadar işte kurslar düzenledik, şunu yaptık, bunu yaptık vesaire vesaire. Elbette bunlar da önemli ama bir kentin kültürüyle de buluşması lazım. Kepez tiyatrosunu gözlemleyen biri olarak da belli bir mesafe kat ettiğini de biliyorum. Vatandaşın ilgisi nasıl? Evet. Şimdi işin doğrusu Selami Bey, biz her ne kadar bir kültür sanat ilçesi olduk desek de vatandaşlarımız bunlara teveccüh göstermezlerse yaptığımız çalışmaların, gayretlerin bir anlamı olmaz. Ama şunu sevinerek ifade etmek istiyorum. 2009'da göreve geldiğimizde Kepez'in bir kültür merkezi bile yoktu. Sadece bir semt evi vardı. Küçük bir sahnesi olan, mütevazı bir yerdi. Evet. 150-200 kişi arasında hemşehrimiz oradan faydalanabiliyordu. Öyle bir küçük sahnesi olan bir kültür evimiz vardı. Onun dışında kültürel etkinlikleri yapabileceğimiz bir mekanımız yoktu. Ama bugün tam 15 tane kültürel mekanımız var. Bunların 9 tanesi kapalı, 6 tanesi açık. Ve buralarda da aylık yaklaşık 100 civarında kültür sanat sezonunda
ki biliyorsunuz Ekim ayında başlar, Mayıs ayına kadar devam eder. Bu dönem içerisinde aylık 100'den aşağıya hiç düşmüyoruz. Bunun 70-80 tanesini belediye olarak biz yapıyoruz. Geri kalan kısmını da bu tesislerimizde sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar yapıyorlar. Ve vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yüksek. Ama şunu itiraf etmek isterim ki tiyatroda da oldukça başarılıyız. Evet. Oldukça başarılıyız. Abdullah Sürekli Bey genel sanat yönetmenimiz. Onu da anmış olalım. Yani bir bakıyorsun bir dizide, bir bakıyorsun tiyatroda, evet. Maşallah yani her yerde var. Hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Gerçekten Kepez'i kültür sanat noktasında bambaşka bir yere taşımış olmak, Antalya'nın bütün ilçe belediyeleri şöyle bir mukayese edildiği zaman birinci sıraya çıkmış olmamız bu konuda bizim için iftihar vesilesi. Selami Bey, buradan onu da zikretmeden geçemeyeceğim. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman orada yeni bir şehir, yeni bir kimlik, yeni bir ruh meydana getiriyordu. Bir numaralı fermanı şuydu: bir şehrin duvarları kültürle, sanatla örülür dedi. Ve İstanbul'un her şeyden önce, imarından da önce kültürüne ve sanatına önem verdi. Dolayısıyla biz Kepez'de şimdi yepyeni bir rüya şehir meydana getirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Bunun heyecanını taşıyoruz. Ama biz bunu yaparken en önemli bizim desteğimiz de kültürel, sanatsal faaliyetlerle halkımızı buluşturabilmek. Bir köyü bir şehirden ayırt eden en önemli husus kültür ve sanat faaliyetlerinin, sosyal etkinliklerin yapılıyor olmasıdır. İki, halkımızın bunlara kolayca ulaşıyor olmasıdır. Sadece bir örnek vereceğim. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi bir sezonda yaklaşık 250 bin misafir kabul ediyor. Biliyorsunuz 500 kişilik bir sahne orası ve 250 bin misafir kabul etmesi bir sezonda yaklaşık 8 ayda sirkülasyonunu gösteriyor. Sirkülasyonun ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Pazartesi günleri hariç, pazartesi günleri bakım günümüz, diğer günler ortalama günde 2 tane, kimi zaman da 3 tane etkinlik oluyor her gün. Evet, bugün güzel bir canlı yayın yaptık. Aslında Kepez çok zor bir yer. İlçe olarak da, evet, çok zor bir yer. Sorunları bitmeyen bir yer. Evet. Her geçen gün yeni bir şeyler yapabileceğiniz, aslında bir belediye başkanı için de şanslı da bir yer. Evet. Bazı yerlerde yapacağınız işler çok gözü görünmeyebilir ama Kepez'de ne yaparsanız yapın vatandaşta karşılığı olan bir yer. Örneğin bir Kepez Park varsa yapıldı. Antalya'da, evet, herhalde bir başka örneği yok. Ama eksiklikleri de biraz önce de ifade ettiniz. Süreç içerisinde giderilebilecek, evet, bir yer. Antalya'nın en büyük ilçesi. Koza TV olarak bugün Antalya'nın en büyük ilçesinde size bir canlı yayın gerçekleştirdik. Birçok konuyu masaya yatırdık. Vatandaşın sorularını sizlere sormaya gayret ettik. Siz de cevap verdiniz. Ama eksik o kadar çok şey var ki konuşacağımız. Evet. Benim de soracağım o kadar çok şey var ama süremiz ne yazık ki buraya kadar, evet, Sayın Başkan. Süremizi buraya kadar getirdik ama siz Antalyalılara, Koza TV izleyicilerine son bir kez, evet, bir mesajınız varsa onu da iletmek, evet, isteriz. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. Evet, sizin de ifade ettiğiniz şekliyle Selami Bey, gerçekten çok zor bir bölgede belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Belediyecilik biraz esnaflığa benzer. Herkesi memnun etmeye gayret gösterirsiniz. Biz de hemşerilerimizi memnun etmeye gayret gösteriyoruz. Ama 500 binin üzerinde nüfusu olan bir yer burası. Ve gerçekten 66 mahallesinin her birinde de çok önemli problemler ve sorunlar var. Biz bu sorunları bir yandan gidermeye gayret ederken, ekibimizin bir yanıyla bir yönüyle çalışmaları bunun üzerindeyken, diğer taraftan da Kepez'i bir şehir olmanın gereklerinden olan marka seviyesine taşıyabilecek işler yapmaya gayret ettik bu görev yıllarımız içerisinde. Mesela Antalya'nın İlk olimpik yüzme havuzunun Kepez'de olması, ilk kapalı olimpik yüzme havuzunun Kepez'de olması gibi, kültür sanat faaliyetlerinde en birinci ilçe olması gibi, az evvel de ifade ettiğimiz gibi sosyal faaliyetler konusunda ve sosyal belediyecilik konusunda da örnek bir belediye meydana getirebilme konusunda çok önemli gayretler yaptık. Hakikaten her yıl onlarca inşaat yapıyoruz. İşte nitelikli konaklar, nitelikli, yani konaklar derken, birileri oturmuyor bu konaklarda, vatandaşlar kullanıyor canlı, mahalle konaklarını. Canlı yayınımızı yaptığımız Osman Gazi Semt Konağımızın bahçesi, evet, şu an burası orası.
Bu tip çok güzel projeler yapıyoruz ve daha büyük hayallerimiz var. Ve biz Kepez'de şunu ispatlamaya çalıştık. Kepez, evet sorunları var ama bunun yanında, sorunlarının yanında çok ciddi avantajları da olan bir bölge. İş o ki kaynakları çok akılcı kullanırsak, hükümetimizin desteğiyle de Kepez'in önünü açarsak, Kepez bambaşka bir mahalle, bambaşka bir yerleşim yeri, bambaşka bir cazibe merkezi haline gelecek dedik. Kente bir vizyon öngördük. Burası dedik bir kültür şehri olsun, bir sanat şehri olsun, bir eğitim şehri olsun, bir sosyal ve kültürel belediyecilik şehri olsun. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var. Evet bugüne kadar birçok iş yaptık ama biz geriye dönüp ya kardeşim ne yapalım biz de bu kadar iş yaptık. Bunlarla da yetinelim demiyoruz. Biz kendimizle yarışıyoruz. Hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekibimizle birlikte bu konuda samimi bir gayretin içerisindeyiz. Ve bizim bu konudaki en büyük desteğimiz de halkımızın hayır duaları. Ve tabii bütün bunları yaparken aynı zamanda halkıyla da etle tırnak olmuş bir belediyecilik anlayışını imkanlarımız el verdiği ölçüde, zamanımız el verdiği ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesaimizin büyük bir kısmını da ben belediye başkanı olarak halkımın içinde geçiriyorum. Zaten bürokratik çalışmaları, diğer proje çalışmalarını, arazideki inşaat, yapım, operasyon bu tip çalışmaları takip eden çok başarılı bir ekibimiz var. Biz iyi bir ekibiz. Evet. Görev paylaşımımız, görev bölüşümüz Allah nazarlardan saklasın gayet de iyi gidiyor. İnşallah halkımızın güveni ve desteği devam ettiği sürece halkımız için halkımızla birlikte Kepez'i idare etmeye, Kepez'i gelecek hayalleriyle buluşturmaya ve Antalya'nın en modern ilçesi haline getirmeye devam edeceğiz. Zaten Antalya'nın şu an en modern ilçesi haline geldi. Kepez'deki bütün olanaklara bakın, diğer ilçelerde bunların tamamını bir arada görmeniz mümkün olmaz. Ve gerçekten biz şehrin avantajlarını ön plana çıkarıyoruz. Size de şunu söyleyeyim, siz de bizim en iyi dostlarımızsınız. Basın mensupları her zaman meselelere eleştirel yaklaşırlar. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Siz de bunu çok seversiniz herhalde. Güzel bir hitamul misk olsun, mis gibi bir bitiriş olsun, biz mis gibi bir son olsun. Hazreti Mevlana der ki iyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Evet. Biz sizleri iyi bir dost olarak görüyoruz. Biz basınımızı iyi bir dost olarak görüyoruz. Ve onların aynasından kendimize bakmak ve varsa kendi eksiklerimizi de telafi edip daha iyiye doğru gitme konusunda samimi bir gayretin içerisindeyiz. Hayırlısı olsun diyorum, hayırlı olsun diyorum hizmetlerimiz. Allah yolumuzu, ufkumuzu, bahtımızı açık etsin. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yapılan her şey ama her şey Kepez içindir. Yapanlar da Kepezlilerdir. Bize de bundan bir paye düşerse onlarla birlikte bir 7 yılı paylaşmaktan ibarettir diyorum. Bütün izleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizi de burada biraz soğuk havada üşüttük. Hakkınızı helal edin diyorum ekibinizle birlikte. Sağ olsun Gültekin Bey, buraya çok güzel bir atmosfer hazırlamış. Bu soğuk havada çok sıcak bir canlı yayın yapma fırsatı tanıdı bize. O yüzden de biz kendisine teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasına vesile olan Osman Bey konağında böyle bir canlı yayın yaptık Koza TV ailesi olarak. Tekrar teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, bir derin manşet programının sonuna geldik. Konuğumuz Antalya'nın en büyük ilçesinin belediye başkanı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ydü. Yaklaşık 2 saat boyunca Kepez'i konuştuk, Kepezlileri konuştuk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.